sonra gelin. Tamam. Pardon. Sevgili Levent Kırca, hoş geldiniz Akça'ya. Sizi gördüğümüzde çok sevindiniz. Teşekkür ederim. Son günlerde ülke siyasetiyle ilgili sizin hassas tavırlarınızı biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri? Berbat. Tek kelimeyle berbat. Terör olayları yaşıyoruz özellikle. Berbat, berbat. Çok acıklı, çok üzüntü verici. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Diyeceklerimi oyunda söylüyorum. Peki bazı söylentiler alıyoruz biz. Levent Kırca artık kendi işinin dışında siyasetle ilgili bir yerlerde konuşmaya başladı. Acaba bu Üsküdar seçimlerinden sonra ikinci kez bir adaylık mı söz konusu? Benim işimin içinde zaten siyaset var. Siyaset hayatın içinde var. Değil mi? Sen bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin durumuyla ilgilenmiyor musun? Bu senin siyaset yapacağını mı gösterir? Ben Olacak O Kadar programında da siyaset yapıyordum. Onlar da politik güldürüydü. Bu da öyle. Ben çizgimi sürdürüyorum. Politikayla falan işim olmaz. Hele bugünkü politikayla hayatta olmaz. Peki DSP'ye girmenizin sebebi CHP bu konuya çok sıcak bakmadı mı? DSP'ye girmemin sebebi Zeki Sezer çok sevgili dostumdu. Ya gel seni bir yerden aday gösterelim, bizi kuvvetlendirirsin dedi. O nedenle olmuştu. Sonraki yıllarda bana başka partilerden çok teklif geldi. Şimdi de geldiği gibi. Ben kabul etmedim yani. Politikaya girmek istemiyorum ama İşçi Partisi'ne gireceğim. İşçi Partisi'nin bir üyesi olmak. Bunun sinyallerini de buradan Atatürkçü, veriyorsunuz. Atatürkçü bu partinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan, kollayan, savunan bu partinin bir üyesi olmak, mütevazi bir üyesi olmak benim için şeref ve onur olacak. Ama herhangi bir politik adaylığım yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, müsaade edin. Hemen müsaade edin.